Aynı kurbandaki hisselerin farklı farklı fiyatlara satılması caiz midir? Bu konu özünde yani birden çok hissedarların bir hayvandan hisse satın almaları aslında şu şekildedir fıkıhta. Satıcı olan kişinin elinde bu hayvanda her ne kadar bunlar bir arada da olsa farklı farklı 7 tane hisse bulunmaktadır ve bu 7 hisse birbirinden ayrı ayrı mallardır. Yani hayvana sattığı yedi de bir ilk hisseyle diğer hisse öbür hisse bunlar aslında birbirinden ayrı ayrı mallardır. Bundan dolayı bunlar birbirinden ayrı ayrı mallar olduğundan dolayı satıcı olan kişinin ihtiyacına göre zamana göre durumuna göre buna farklı farklı fiyat verme imkanı vardır. Çünkü söz gelimi diyelim ben kurban bayramından 5 ay önce bir hayvanın belli bir hayvanın yedi de bir hissesini aldım. Adama dedim ki kurban organizasyonunu yapan kurbanı satan kişi dedim ki bak ben bu hayvandan bir hisse bana ayır. Ben bu hisseye girdim dedim. Ben erken aldığımdan dolayı ne yapacaktır tabii satıcı ucuza satacaktır. Bana diyelim ucuza sattı. Sonrasında o hayvanın yedi de biri benim. 7'de 6'sı kimindir? Satıcınındır. E satıcı bana erken ucuz sattı. Erken sattıcı. Sonrasında kurban vakti yaklaştığı zaman da farazi diyelim. Her zaman olduğu gibi fiyatlar yine yükseldi diyelim. O süreç içerisinde kurban müşteri geldi. Müşterilere ikinci hisseyi, üçüncü hisseyi, dördüncü hisseyi diyelim. Bana 1500'e sat dedi. 2000'e satabilir. Niye? Çünkü aslında hayvanın e, hisseyi ile... 7'de bir hissesini satıyordur. Her biri birbirinden ayrı akittir. Birbirinden farklı farklı akittir. Bugün sözgelimi diyelim. Bir bakkalcıya e, suyu tanıdığı adama bire satarken yabancı bir adama sattığı zaman 2 liraya sattığına nasıl faiz diyemiyorsak, nasıl bu yaptığı işlem haram diyemiyorsak, satıcının da bu şekilde farklı zamanlarda, farklı ihtiyaçlara tanıdığı, tanıştığına göre farklı hisselere, farklı bedel vermesine de haramdır denilmez. Burada temel nokta şudur. Sonuçta herkes de 7'de bir hisse aldı. Sonuçta herkes artık 6'da bir hisse aldıysa 6'da bir hisse aldı. Ama hisse bedeliniz değişti. Söz gelimi şunu da söyleyebiliriz. Yani satıcı olan kişi bu 7 kişiden herhangi birine bu hisseyi meccanen bedava da verebilir. Hiç para da almayabilir. Adamın hakkıdır. Onun için bu hisselerin kaç liraya satılacağı, kaç lira üzerinden akit yapılacağı satıcının hakkıdır. Satıcı burada 7'de 1 hisseyi kaç liraya satacağını belirleyebilir. Bundan dolayı az önce dediğimiz gibi birine işte 1500, öbürüne diyelim piyasanın yüksel zaman 2000, sonradan toparlayamadı bayram günü geldi diyelim, öbürüne tekrardan 1500 lira diyebilir. Burada kurban açısından herhangi bir problem olmaz. Belki tartışılan daha fazla şu olur. Yani böyle bir şey etik midir? Ticari ahlak uyar mı? Bu tartışılır. Ancak kurbana mani olması açısından veya fıkıh açısından caiz olmama gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Allahümme salli ala seyyidina